Hocam 16 yaşında bir oğlum var. İnternetten oyun oynayarak para kazanıp harcıyor. Ben haram olduğunu düşünüyorum. Bu para haram mıdır diyor bir izleyicimiz hocam. Tabii Allahü Teala Hazretleri maalesef hepimizi saran bu beladan tez zamanda bizleri kurtarsın. Amin. Tabii dua edeceğiz. Dua müminin silahıdır. Olmazsa olmazıdır. Ama duanın kabulü elbette bir takım şartlara bağlıdır. Bu şartlardan bir tanesi de yapılan dua ile amelin birbirlerine uyumlu olması gerekir. Yani duamız başka bir şey, amelimiz daha farklı bir şey olursa böyle bir duanın kabul olmasını beklemek pek doğru bir şey değildir. Tabii bunu niçin söylüyoruz? Hepimizin çoluk çocuğu var. Genelde eve geldiğimiz zaman yorgunluktan dolayı ufak olan çocukların da yani başka bir odaya gitsin, kendi halleriyle meşgul olsun, bizi rahat bıraksın diye ellerine işte birer tane işte bir pet veriliyor, Tablet. tablet veriliyor, bilgisayar veriliyor. Sen onunla meşgul ol, yeter ki bizi rahat Sesin bırak. çıkmasın. Evet. Ki oysa en büyük kötülüğü o anda yapmış oluyoruz. O çocuğu bir takım kişilerin ağına atmış oluyoruz. Maalesef. Ki belli bir zaman sonra ünsiyet oluşuyor, alışkanlık oluşuyor. Ve çocuk belli bir yaşa geldikten sonra oğlum gel oturalım muhabbet edelim de zaman işim var deyip kendi odasına bu sefer kendi kendini kilitliyor. Evet. Hatta şunu da görüyoruz işte ormana gidiyorsunuz, pikniğe gidiyorsunuz çocukların elinde tabletler. Yine Ya tablet var. ormandasın oyna, zıpla, koş, işte bir şeyler yap yani toprakla meşgul ol. Yani tablet evde zaten bundaydın ama orada dahi ayrılamıyor. Yola çıkıyor elinde tableti, şunu yapıyor elinde tableti. Yani adeta iradesini tamamıyla oraya teslim ediyor. Bu başlangıç itibariyle ebeveynine düşen büyük bir sorumluluktur, büyük bir yükümlülüktür. Bu noktada ciddi anlamda titiz davranmak zorundayız. Evet hocam. Toplum olarak bu bilinç içinde olmamız gerekir. Rabbim bu noktada cümlemize yardım eylesin. Amin. Yani bir şekilde o boşlukları doldurmamız gerekir. Eğer biz o boşluğu doldurmazsak birileri o boşluğu dolduruyor. Yani hocam oyunu öğrenmiş, uzmanlaşmış ve artık para kazanacak seviyede Geliyor. ilerletmiş. Ki yani Yani bu meselenin zamana fıkhi kadar boyutu evet. farklı. Orayı konuşacağız illaki. Evet. Ama o hale gelmeden önceki durumları konuşmamız gerekir. Yani sonuç tamam belli. Evet. Peki gelelim suale. Bu caiz olur mu olmaz mı? Bizim danışma hattına gelen meselelerden bir tanesidir bu. Genelde bu oyunlarda kişi ilerletiyor kendini. Belli bir karakteri oluşturuyor ve o karakteri belli bir seviyeye ulaştırıyor. Ve o bir değer ifade ediyor. O oyunu oynamak isteyen ama aynı seviyelerde geçemeyecek olan kimse parayı vereyim diyor. Ben bu karakteri devam ettireyim. Evet. Veya sen hazır kazanmışsın, belli enstrümanlara sahip olmuşsun. Ben bunlara sahip olamayacağım. Bana bu hali komple devret. Sana para vereyim, ben devam edeyim. Evet. Tabii bu caiz olur mu, olmaz mı? Kesinlikle caiz olmaz. Kesinlikle böyle bir alışveriş, meşru bir alışveriş değildir. Tabii bu ifadeleri kullanırken fıkıhla iştigal eden kardeşlerimizde belki şöyle bir sual aklına gelebilir. Niye caiz olmasın? Yani bir emek var, bir seviye getirmiş. Veyahut da mal diye tanımladığımız şey ki daha sonradan gelen ulemanın da ifadesi doğrultusunda ki İbn-i Abidin Rahimullah bunu söylüyor. İnsanların mal kabul ettiği her bir şey. Yani fiziksel olma şartı yoktur. Sanal olan bir şey de mal olabilir. Nitekim bilgisayar programları bugün maldır. Evet. Taksi plakası bir maldır ama sanaldır. Fiziksel olarak o plakanın kendisi değildir. Teneke hükmünde bir O şey aslında. tenekedir çünkü onun bir değeri yoktur. Değeri o bir haktır. Evet. Veya tescil, telif birer maldır günümüz açısından. Bu da madem ki bir değer ifade ediyorsa, yani bu işte karakter, o zaman bu da mal olmalıdır. Mal ise o zaman bunun da alım satımı meşru olsun şeklinde akla belki bir Akla sual gelebilir, sürat gelebilir. edebilir, evet. Ama burada şöyle meseleye bakmamız gerekir. İnsanların mal olarak kabul ettiği, insanların menfaatine sunulan şey ki mütekavvimlilik. Yani bir fiil hiyazet altında olacak ve insanın ondan menfaatlenecek ve menfaatlenmesi de meşru olacaktır. Meşru olacak, evet. Oysa buradaki menfaat diye tabir ettiğim şey meşru bir menfaat midir? Ve gerçekten bir menfaat midir? Aksine kişiye zarardan başka bir şey değil. Değil. Ki oyun karakterlerinden bahsediyoruz. O yüzden buraya böyle fıkhi tahlillere bile gerek yok. Yani bu kadar meseleyi akademiksel olarak anlatmaya da gerek yok. Direktmen kesinlikle caiz değil. Böyle bir şey alması, satması, böyle bir işle iştigal etmesi doğru değil. Bundan tez zamanda kurtarmak en güzeldir.
Rabbim ümmeti Muhammed'in çocuklarını bu beladan kurtarsın. Hatta çocukları Amin. Dememiz belki yanlıştır. Evet. Yani buradaki belki baktığı, çocuk olduğu için evli baktığı insanların evet. bunu yaptığını biliyoruz. Evet hocam maalesef. Yani tamamıyla o aleme kilitlenmiş. Hatta o derece ki sanal ile gerçek alemi birbirinden ayırt edemeyecek bir hale düşüyor insanlar. Maalesef. Allah muhafaza. Maalesef. Ve bunun ne kadar kötü sonuçlar doğurduğunu da haberlerde duyuyoruz. İşte yok şu oyun çıktı. Bundan dolayı dünyada şu kadar çocuk öldü. İntihar etti. İntihar edenler. Yani nasıl intihar ediyor? Nasıl oluyor? Ne hale geliyor? Bunlar hep muamma. Rabbim ümmeti Muhammed'e muhafaza etsin. Amin hocam.